Herkese merhaba. Yeni bir pet inceleme videosu ile geldim. Bu defa inceleyecek olduğumuz pet Migros'un peti. Yani Migros Market'in kendi pedini inceleyeceğiz bugün. Daha önce incelemiş olduğum petlerle ilgili videoları açıklamalar bölümüne bırakıyor olacağım. Oradan da diğer petleri görebilirsiniz. İncelemesini görmeyi istediğiniz peti açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. İncelemesini yapmamı istediğiniz pet varsa da yorumlarda bana yazarsanız çok çok memnun olurum. Ben de bu şekilde yönlenmiş olurum. Her pet incelemesinde aynı zamanda bir de konu belirliyorum. Bugünkü konumuz da hangi peti kullanmalıyım? Bana bu soru çok geliyor çünkü. Bununla ilgili olarak diğer videolarımda da kısa kısa cümlelerim oldu. Ama bu petleri incelerken de size bununla ilgili fikrimi söyleyeceğim. Şimdi Migros'un petini inceleyeceğiz. Dış paketten başlayalım. Şöyle bambu resmi var, bakın üzerinde bambu kullanılmış bu petler yapılırken ve 3 boyu, bu 3 boy içeriyor. Şu normal boyu, pembe olan normal boyu, bu uzun boyu, açık mavi olan, koyu mavi olan da gece boyu. Yani kafa karıştırıcı hiçbir şey yok. Sadece 3 boyu var ve 3 boyunda size uygun olanı tercih edebiliyorsunuz. Nasıl tercih ediyoruz? Adetimizin az olduğu ilk günler ve son günler küçük peti tercih edebiliriz. Yoğun olduğu gündüzlerde ultra pet uzunu tercih edebiliriz. Ya da gece boyunu, gündüz de eğer yoğun oluyorsa kanamamız, gece boyunu tercih edebiliriz. Şimdi boylarına bakalım. Şunu ben açmıştım. Açılışın diğerinde göstereyim. İçinden pet almıştım çünkü. Bir tane çıkaralım. Şu önüne koyarak. Diğerlerinde yaptığımız gibi. Önce önlerine koyalım. Bunda da nasıl açıldığını, kolay bir açılımı var. Bunu güzel düşünmüşler. Şurası işaretli. Bunu şu şekilde çektiğinizde açılıyor ve petlere ulaşabiliyorsunuz bu sayede. Şimdi orta boyu da çıkaralım buraya. Hemen fark ediliyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ay, cümlede şey oldu. Şimdi en uzun olan pedi de açalım. Bunun içinden de bir tane alalım. Şimdi zaten hemen boyların farkı da kendini gösterdi. Bunları incelerken, şimdi boylarını incelerken hangi pet iki türlü var ya, hani marka olarak hangi peti seçmeliyim ya da boy olarak hangi peti seçmeliyim? İki soruyu cevaplayalım. Dediğim gibi en kısa günlerde, bu az olduğu günlerde kısa pedi tercih edebiliyoruz. Şimdi şu şekilde açılıyor şurada. Böyle şöyle şey yapmışlar, buralarını, sesi duyuyorsunuz değil mi, yırtılarak açılıyor. Yani tekrar kapanması mümkün değil. Açtığınız zaman bir kere açacaksınız, kullanacaksınız, başka yolu yok. Ve açtığınızda şöyle, gerçekten pamuksu denir ya, ama bambudan yapılmış bir üst yapıya sahip. Yine diğer tarafı da şu şekilde, evet, yırtarak açtığımızda, şurasını tam açamadığım için bakın şey oldu. Yani tam açmak, tam şöyle yırtmak gerekiyor açabilmek için. Evet, çok hafif bu arada. Çok hafif bir yapısı var ve kokusuz. Onu söyleyebilirim. Kokudan benim gibi rahatsız oluyorsanız hiçbir koku içermiyor. Ve orta bölümüne şöyle kağıt yapıştırılmış. Takacağınız zaman ki takma bir videomda da nasıl takacağımızı göstermiştim. O videonun linkini yukarıya bırakıyor olurum. Şurayı iç çamaşırınıza nasıl yapıştıracağınızı göstermiştim o videoda. Açtığımızda da şu bölümü yapışkan, sesi duyuluyor. Ve şu dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle. Yani her şeyi buradan buraya kadar her yeri aynı görünüyor. Hani bazı petlerde daha büyük, daha yoğun oluyor ama dikişli, bakın ortada da bir dikişli bölümü var. Şimdi hangi markayı kullanayım'a burada girebilirim. Hangi markayı kullanayımın aslında biliyor musunuz
kişisel hepsinin cevabı. Yani denemelisiniz. Mesela bu marka şu anda piyasada, hani benim bulduğum en uygun fiyatlı üründü Migros'un bu petleri. Fakat bu petler sizin için hani adetinizin miktarına göre yeterli gelmeyebilir. O yüzden ne bileyim Kotex'i, Orkid'i, Mol Pet'i, farklı bir pedi seçmeniz gerekebilir. Açık şu şekilde bırakayım. Yerinde yanına açayım. O nedenle denemelisiniz. Yani bunu da deneyin. Hepsinden hani her hani tabii bir seferde hepsini hiç kimimiz alamayız. Ama her adetinizde bir markayı deneyerek kullanabilirsiniz. Her yeri pamuksu bir yapıya sahip bu. Evet, bakın bunun arka bölümü daha şey yapılmış. Diğer incelediğim petlerde ön arka belliydi. Yani işaretler vardı buralarda. Fakat bunda öyle bir şey yok. Bilmeniz gerekiyor. Peki nasıl bileceğiz? Gene şu ince olan yer öndür her zaman. Şu arka bölümler genelde hep böyle geniş olur. Genelde değil, geniş olur arka bölümler. Geniş olan kısım arka kısımdır. Şöyle baktığımızda mesela bunda sanki ön arka çok belli değilmiş gibi, değil mi? Küçük olduğundan dolayı. Şuradan da ayırabilirsiniz. Bugüne kadar incelediğim tüm petlerde şu açılma bölümü ön bölümde. Hep ön bölümdü. Galiba öyle bir genellik var tüm petlerde. Ben de bu açtığım, incelediğim videolar sayesinde petler hakkında çok şey öğreniyorum bu arada. Şu şekilde bunu da açalım. Benim adetim az olduğu için ben bu petten çok memnunum. Bana yetiyor. Mesela bu gece boyu da bir hayli uzun. Tabii bunun çok daha uzun markaları, çok daha emici markaları var. Ama sık değiştirme olayına geldiğimizde uygun bir fiyatlı pet, özellikle mesela gündüzleri için sık tuvalete gidip değiştirmemiz gerektiğinde gayet iyi oluyor. Bu da bir tiyo olsun, kullanabilirsiniz. Evet, şurası ön. Burası arka. Ne kadar geniş, bakar mısınız? Arka kısmı. Değil mi? Buradan da anlayış alabilir. Söylediğim gibi yine şu ön bölümler her zaman şu yapışkanın açıldığı bölümler, takacak olduğumuz ön bölümler oluyor. Ben bunları biraz geriye alarak şöyle boyları da kamerada göstermeye çalışacağım. Mesela bu kameraya tam denk geliyor. Bu biraz geçiyor. Şöyle yapalım. Şöyle yandan koyayım. Mesela şu en büyük şu anda, şu şöyle arada şey var, boy farkı da belli oluyor. Bakar mısınız? Ne kadar boy farkı var arada. Bunu tamamen dediğim gibi adetinizin yoğun günlerine göre tercih ediyoruz boylarını. Mesela bu en küçük boy, orta boy, en uzun olan bir hayli uzun. Adetinizin az olduğu ilk günler ve son günler bir numaralı küçük petleri tüm markalar için geçerli. Bir numara olabiliyor ya da bir damlacıklı olabiliyor, farklı farklı. Ama en küçüklerini en az adetimizin yoğun olduğu günlerde, en büyüklerini de adetimizin en yoğun olduğu günlerde kullanıyoruz. Hangi pet konusunda tekrar söylüyorum. Denemelisiniz. Lütfen deneyin. Bazı petlerde şey oluyor, çünkü cilt, sizin cildinizde en iyi pet alerji yapabiliyor. Ya da en iyi dediğimiz pahalıyı genelde iyi olarak düşünüyoruz ya. Ama çok para verdiğiniz bir pet, dediğim gibi sizin vücudunuzda alerji yaparken az para verdiğiniz böyle bambulu bir pet size hiçbir şey yapmayabiliyor. Ya da bu petin en büyüğü bile size yetmezken kanamanız çok yoğun olduğu için diğer bir pedin en küçüğü size yetebiliyor. Şunu da söylemek istiyorum. Küçük olan petler genelde fazladır. Mesela bunda 10 adet var, bakın. Bütün markalarda böyledir. Mesela bir markanın küçük boyu sizi götürebiliyorsa uzun süre kalabiliyorsa, yani kanamanızı taşıyabiliyorsa, nedir? O markanın küçük petini almak daha karlıdır. Çünkü içinde daha fazla vardır. Mesela bunda 10 ya, bunda 9 tane var bakın. Bunda da ise 7 tane var. Yani bu daha büyük ama içinde daha az var. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Karar verirken bunlardan faydalanılabilir.
Biri dediğim gibi tekrar birisine iyi gelen pet size iyi gelmeyebilir. O yüzden lütfen tekrar her adetinizde olabilir ya da farklı şekillerde farklı markaları deneyerek kendiniz için en uygun olan pedi seçmenizi öneriyorum. Özel sorularınız olursa eğer Instagram adresimi ekrana ve açıklamana bırakıyor olacağım. Oradan da özelden de konuşabiliriz, soru sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.